Nasıl buldun adamı? Yani aslında daha büyük bir yer hayal etmiştim ama tarzını sevdim. Manzarası da güzelmiş. Böyle tatlı, küçük, sıcak bir oda. İşte Cenk'in küçük, sessiz dünyası burası. Senin kocaman bir dünyan var. Ve ben bunu daha yeni fark edebildim. Çok üzgünüm gerçekten. Şu an çok kötü hissediyorum kendimi. Azra, iyi misin sen? Niye böyle konuşuyorsun ki şimdi? Yani ben her şeyi gördüğüm gibi sanıyordum. Seni, dünyanı. Ama şimdi daha yeni fark ediyorum ki sen her yere, her şeye koşturuyormuşsun. Tabii bir de bunların üstüne benim dertlerim de eklendi. Azra, konuya nereden geldik ben anlamadım. Akşam yaşadıklarımız yüzünden işte. Annenin yaşadıkları, Arda'nın anlattıkları, Zerrin Hanım'la olan ilişkiniz, Feride teyzenin fedakarlığı. Ve sen her şeye rağmen ayakta durmaya çalışıyorsun. Ne olursa olsun kardeşlerini, ailene teselli etmek için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Ne yaşarsan yaşa. Sırf aileni üzmemek için kendi içine atıyorsun. İçinde yaşıyorsun her şeyi. Ben ailem için her şeyi yaparım Azra. Senin için de öyle. Biliyorum. Biliyorum ama ben de senin için bir şey yapmak istiyorum. Cenk bak. Ne olursa olsun. Her ne yaşarsan yaşa, bana anlat, tamam mı? Ne kadar zor gibi görünse de, çözülmez gibi görünse de, imkansız olduğunu sansan da. Gel benimle konuş. Benimle paylaş, olur mu? Kendini benden saklama. Azra üzülür diye de düşünme. Ben her zaman senin yanında olacağım. Ve bana her şeyini anlatmanı istiyorum. Sen benim dünyamsın zaten. Ben sensiz bir hayat hayal edemiyorum ki. Benim de evim, yuvam, sığınağım işte tam burası. Sen hep burada olacaksın Azra. Senden başka kimse giremeyecek buraya.